Bu videomuzda 10 yaşındaki oğlumu 1 milyon İslam projesine kaydedeceğim ve ebeveyn onayı nasıl gerçekleştirilir konusuna değinmeye çalışacağım. Evet, 10 yaşındaki çocuklar da bu sisteme kayıt olabiliyor ve bu sistemdeki eğitimlerden faydalanabiliyor. Yani yaş noktasında bir kısıtlama yok. Fakat 18 yaşından küçük çocukların ebeveyn onay alarak bu sisteme dahil olması gerekiyor. Şimdi onun nasıl yapılacağı konusuna hızlıca değinmeye çalışayım. 1 milyon istihdam sayfasını açtıktan sonra giriş yap diyerek kaydolma sayfasına geliyoruz. Buradaki kullanacağımız bilgiler çocuğumuza ait bilgiler. Yani çocuğumuzun kimlik bilgilerini kullanacağız. İster eski kimlikle, ister yeni kimlikle kayıt yapabiliyoruz. Bu aşamada varsa çocuğumuza ait e-posta ve cep telefonu bilgilerini giriyoruz. Şayet cep telefonu yoksa kendi telefonumuzu girebiliriz. Buradaki çalışma şekli alanına çalışmıyor diyerek devam edebiliriz. Sadece şu an için eğitimlerden faydalanmak için zaten bu sisteme kaydolacağımızı düşünürsek bu bilgiye şu an için ihtiyaç yok bu yüzden. Kayıt işlemini gerçekleştirdik. Şimdi e-posta adresimize giderek gelen mail üzerinden aktivasyonumuzu yapacağız. Maile gidiyoruz ve gelen maildeki aktivasyon linkini tıklayarak aktivasyon işlemini gerçekleştireceğiz. Bu aşamada çocuğumuzun kimlik bilgisini giriyoruz ve sisteme giriş yapacağı şifre bilgilerini bu aşamada tanımlıyoruz. Aktivasyon işlemi tamamlandı. Şu anda sisteme girebilir durumdayız. Çocuğumuzun TC'si ve biraz önceki tanımladığımız şifre bilgisiyle şu anda sisteme giriş yapıyoruz. Bu aşama önemli. Bu aşamada bizden ebeveyn onayı yapmamızı bekliyor. Bu yüzden gelen mesaja kabul ediyorum diyerek devam ediyoruz. Ve açılan bu yeni sayfadan ebeveyn onayını gerçekleştireceğiz. Hemen buradaki linki tıklayarak onaylama sayfasına geçiyoruz. Bu aşamada bizim kendi e-devlet şifremizin, yani ebeveyn olarak bizim e-devlet bilgilerimizi girerek onay kısmına geçeceğiz. Onay kısmına geçtik. Burada en yukarıda bize ait bilgiler bulunuyor. Yani bizim TC kimlik bilgilerimiz bulunuyor. Hemen alt kısımda onay verilecek birey bilgisi var. Buraya çocuğumuzun TC bilgisini giriyoruz. Hemen aşağıdaki e-posta adresini, kendi e-posta adresimiz veyahut da çocuğumuzun e-posta adresini girebiliriz. Buraya bir onay e-postası gelecek. Gerçi bize böyle bir e-posta gelmedi ve sisteme onaylamadan da giriş yapabildiğimizi söyleyebilirim. Şu anda artık çocuğumuzun bilgileriyle sisteme giriş yapabiliriz. Bir uyarı metni çıkıyor. Onaylıyorum diyerek devam edebiliriz bu aşamada. Bu aşamada çocuğumuz için CV oluşturabiliriz fakat gereksiz olacağından dolayı direkt BTK eğitim sayfasına geçiş yapabiliriz ve buradan BTK eğitim videolarından çocuğumuzun yararlanmasını sağlayabiliriz. Sormak istediğiniz sorularınız veya yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.